çok teşekkürler öncelikle bizimle olduğun için. Merhabalar. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin. Paris'ten döndün. Bizi gururlandırdın. Ve <laughs> tüylerimiz diken diken izledik seni. E, Tokyo 2020 ilk olimpiyatında orada finallere kaldın. Orada önce bizi bir gururlandırdın. Şimdi de olimpiyat beşincisi oldun. E, bu Türkiye'nin tarihinde atletizmde e, bunu yapan beş oyuncudan biri olduğun anlamına geliyor. Beş sporcudan biri olduğun anlamına evet. geliyor. Öncelikle duygularını almak istiyoruz tabii ki. Nasıl geçti Paris? nasıl Nasıldı orası? Şöyle genel bir neler hissettiğini öğrenmek isteriz. E, genel olarak Başlarda oraya gittiğimde birazcık dünya şampiyonası bir havasını hissettim. Yani tam bir olimpiyat havası hissetmedim. Biraz kendimi o anda rahatlatmak açısından <laughs> psikolojiye sokmak istedim. Benim için rahat geçti. Zaten finale kalacağımı biliyordum. Performansımı Avrupa Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi olmaya çalıştım. Bunu ben her zaman da diyordum. Yani ben büyük şampiyonaların sporcusuyum. Güzel bir yarış geçti. Birazcık böyle bir 90 mutluyum performansımdan dolayı yüzde 10 da birazcık e, üzgünüm çünkü hani çok e, kıl payı kaçtı madalya. Gerçekten yani hani elde değildi ikincilik e, çok yakındı. Onun biraz üzgünlüğü var ama yine de performansım çok iyiydi. Hepsini iyi kalkımda geçtim. İyiydim. Bu aslında birazcık daha iyi e, bir şey çünkü performans iyiydi. E, daha güçlü olduğumu hissettim. Ee, daha farklı şeyler yapacağım idmanlarda yani daha farklı çalışarak e, önümüzdeki yarışlarda daha iyi dereceler elde edeceğimi düşünüyorum yani bu benim için birazcık daha iyi oldu aslında. Ama böyle olması gerekiyormuş hayırlısı yani. 5.85'e kadar dediğin gibi tüm dereceleri tek tege. tek de. Ama işte e, dedim ki ben 590 atlamayacağım direkt 5.95'i deneyeceğim. Orada mesela o <laughs> an ne düşündün? Neden 590 atlamamaya karar verdin? Nasıl bir hissi o? Daha önceden planlı mıydı mesela? Eğer buraya gelsem bunu yapardım demiş miydin yoksa o anda mı karar verdin? Yok şöyleydi 5.90'ı ilk hakkımda geldim geçemedim. Ee, şimdi bizim sırıkta da tek, e, taktik olduğu için e, 90 atlasam 3. olacağım. Dedim ki 90'ı ilk hakkımda geçemedim bir daha 90'a gelip 3. olmaktansa 95'e geleyim direkt ikinciliği garantilerim. Biraz orada madalyayı düşünmem gerekiyordu. Ee, 95'e gelirken de dedim kendi bu aldığım sırık beni taşır yukarıya dedim. Bu sefer 90 ilk, ilk, son iki hakkında da taşıyamadı yani güçlü koştum, güçlü girdim. Ya elimdeki bütün sırıkları kullandım o yüzden biraz onda da üzgünüm. Yani hani bu bunların hepsi bana önceden sert geliyordu şimdi çok yumuşak gelmeye başladı aslında o yüzden çıkartamadı yoksa elimde birkaç tane daha sert sırık olsaydı eminim 95'i de atlayacağımı düşünüyordum ama bir tık evet son 90 mesela hepsini ilk geçerken heyecan yoktu ama 95'lere gelirken bir tık heyecan vardı yani onu evet bir de düşerken bir hareketin var ee, bir ritüel mi diyeyim artık sen daha güzel ifade edersin <laughs> bir yeri gösteriyorsun düşerken onu bize biraz anlatır mısın ya normalde ben bunu 2022'den beri yapıyorum aslında. Ee, 2022'den beri yapıyorum. Normalde ben hocamı gösteriyordum. Ama bu geçen Haziran'da Avrupa Şampiyonası'nda da yaptım aynı şeyi birçok defa. Benim masörüm var Kadir Ekinci. Ee, hep onu gösteriyordum. O orada çünkü pankartını tutuyor işte. E, işte Team Şaşma ya da Go Şaşma falan diye. Ben hep onu gösteriyordum aslında. Orada hem olimpiyatta da hem Kadir abim gösterdim. Hem de ailem de gelmişti benim annem babam. Hem onları da göstermiştim yani o havadayken geçiyordum böyle işte hani sevinçle onları gösteriyordum yani. Annenle babanla ilgili de aslında çok güzel bir detay var. Senin ismin onların isimlerinin başlangıçlarının birleşimi. Evet. Çok evet, hoş gerçekten. Evet. Hayatın boyunca da tabii hep sana destek oldular. Zaten e, tüm başarılı Kesinlikle. sporcuların arkasında aile desteği evet. var. Evet. Seninle Paris'telerdi. Biraz gelişimine katkılarından senin nasıl yanında olduklarından da söz etmek anlamlı oluyor bu noktada diye düşünüyorum. Yani evet, benim bir dönüm noktam vardı. Benim küçüklüğümden beri bize benim ikizim vardı Göksu. Onun hep bizi spora çok fazla yönlendirir. Yani hem akademik yönü denedik, hem sporu denedik. Şey, bir alemiz yoktu. Hani tıp okuyacaksın, şunu yapacaksın, bizim dediğimiz olacak gibi alemiz yoktu. Biz neyde iyiysek oraya çok yüklendiler. Biz sporla iyiydik, spora çok yüklendiler biz de. O yüzden de hani bende sıra geçince, böyle profesyonel adım açınca adım atınca birazcık daha farklı değişti. Hani işte yemekler olsun, kendime dikkat etmem olsun, ayrı dik, e, destekler olsun her yarışmada. E, olabildiğince de gelmeye çalıştılar Türkiye'deki yarışlara. İlk defa gelmişler yurt dışında da. E, benim ilk e, rahmetli İbrahim hocam vardı. Benim ilk bu branşa antrenörüm olan. Onun vefatından sonra e, gerçekten sporu bırakacaktım. E, ailem Evet yani sırayı bırakıyordum ben o zaman yani şu an burada olamayacaktım <laughs> ailem sağ olsun gerçekten benim yanımda oldular çok destek verdiler bırakmamam için ee, yani o gece bayağı bir konuştuk çok fazla konuştuk yani yani ben çok ısrarlıydım bırakmakta <laughs> ama iyi ki de bıraktırmadılar gerçekten pes etmediler yani onların sayesinde de ben buralara kadar geldim ve onların orada olması da gerçekten haklarıydı gerçekten beni orada izlemeleri de. Keşke bir madalyayla gidip sarılmak isterdim onlara o yarışmadayken. Ama indi sağ olsunlar her yönde ne zaman kötü yarışsam, iyi yarışsam da her türlü yanımda yanımdaydılar, güzel mesajlar attılar dışında. Hani yani herkesin böyle bir ailesi olmalı bence yani. Olimpiyat 5.'liğinden sonra da sen sosyal medyadan bir açıklama yaptın. Dedin ki bundan sonra benim için hedef önemli. Şampiyonalarda, uluslararası arenada kürsüdür. Peki senin için hedef tabii ki kürsü her zaman altın. <laughs> Ama e, kendini mesela e, ilk hedefte nerede görüyorsun? Ya da belki de en yüksek koyduğun hedefte nerede işte Duplantis 6.25 atladı. Senin böyle bir noktaya bir hedefin var mı koyduğun? Benim şu anlık önce a, 6 metrenin 6 metreyi ve 6 onu geçmek. Hı hı. E, kürsü olarak da tabii ki de olimpiyatta madalya almak ama ona daha 4 sene var. O yüzden şimdi önümdeki seneye a, dünya şampiyonası var. Ya, bu yarıştığım kişilerin aynı kişilerle yarışacağım zaten. Bir değişiklik olmayacak yani bizde. Hani o yüzden seneye dünya şampiyonasında e, ilk üçü yani direkt hani birincilik de olabilir. Hiç belli olmaz. Çünkü ben şeyi düşünüyorum hala. Ben altı metreyi atlarsam Duplantis'in olduğu yarışmada bence e, biraz onu e, tedirgin edebileceğimi düşünüyorum. Gerçekten. Çünkü bazıları e, tedirgin oluyor beni atlayacak mı, atlayacak mı diye. Çünkü bir anda ortaya çıktım. O yüzden hani ben altı metre ve altı metrenin üzerine atlarsam biraz tedirgin edebileceğimi düşünüyorum. Hani Yaşıt olduğumuz için. O yüzden hani onu da dünya şampiyonasında bir görüp ya da herhangi bir seneye Diamond yarışı olabilir. Oralarda bir deneyip onun e, tepkisini ölçmek istiyorum gerçekten. Yani benim hedefim şu anda derece olarak e, 6 metre ve 6 metrenin üzerine atlamak yani. Duplantis herkesin gözün üzerinde olduğu bir atlet çünkü özel bir yeteneği var. Yani onun farklı bir yeteneği evet. var. Bu aşikar. Bu sana işte onun yaşıtı bir atlet olarak da çok başarılı da e, bir sporcu olarak ne hissettiriyor? Evet. Onunla yarışmak sana ne hissettiriyor? Böyle bir gerginlik mi veriyor yoksa böyle daha da çok mı hırslanıyorsun? O duygu nasıl merak ediyorum. Yani bana daha da çok hırs veriyor. Çünkü o atladıkça sonuçta hani e, dünya rekorunu hep bir üstte çıkarıyor ve hani bizim de bir hedefimiz yükseliyor gibi bir şey. Çünkü bizim hep yani iyilerin e, hedeflediği şey tamam madalyadır, e, altı metredir falan ama dünya rekorunu herkes kırmak ister. O yüzden hani o yukarı çıkardıkça biz de bir hedef üste koymuş oluyoruz. Bizi daha da yukarı çıkarmış oluyor. O yüzden ben her yarıştığımda e, çok fazla şey yapmıyorum. Ben yani o da Kemikten bir insan. O da elbet bir gün e, bir şey olabilir, atlayamayabilir. O yüzden hani ben e, beni daha da çok tetikliyor yani. Hatta o, bana hep soruyorlar yani işte duptans gibi birinin dönemine denk geldin diye soruyorlar. İyi kötü senin için diyorlar. Ben dedim ki kötü değil. Niye kötü düşüneyim dedim. Aslında dedim o kötü düşünsün dedim. Şu anda dedim o en iyi. En iyi olduğu için de biri geçerse o çok kötü olacak onun için. O yüzden bence benim dönemime geldiği için onun üzülmesi lazım dedim ben de yani. Ersin çok güzel bir röportajdı. Çok teşekkür ederiz.